Merhaba arkadaşlar Atay Angel'a ait 8. Sınıf Fen Bilimleri dersi kitabında 21. sayfadaki etkinlikle başlıyoruz. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz bildirimlerinizin sesini açarsanız çok sevinirim. Evet arkadaşlar etkinliğimizde Türkiye ve Güney Afrika Cumhuriyeti üzerine iki farklı termometreyi yerleştiriyoruz ışık kaynağımız var. Işık kaynağımız güneş ışınlarını temsil edecek. Ve termometrelerde sıcaklık artışı hangisinde daha fazla hangisinde daha az bunu karşılaştırmış olacağız. Arkadaşlar biliyoruz ki ülkemiz kuzey yarım kürede yer alıyor. Hemen şuraya notum alayım. Ülkemiz şurada arkadaşlar kuzey yarım kürede. Güney Afrika Cumhuriyeti ise arkadaşlar güney yarım kürede yer almaktadır. Işınları takip edersek arkadaşlar ışık kaynağından çıkan ışınlar şöyle pardon şöyle ve şöyle arkadaşlar güney yarım küreye daha dik açıyla geliyor daha dik açıyla geldiği için güney yarım kürede sıcaklık daha fazla olur arkadaşlar hangi termometrenin gösterdiği değer daha fazladır diyor hemen yazalım güney yarım küredeki güney yarım Üredeki termometre arkadaşlar. Peki sebebi nedir arkadaşlar? Çünkü güneş ışınları çünkü güneş ışınları daha dik açıyla gelmektedir. Güneş ışınları daha dik açıyla geliyor. İkinci sorumuz termometrelerin farklı değerleri göstermesinin sebebi ne olabilir? Zaten açıklamayı yaptık arkadaşlar. Güneş ışınlarının her iki bölgeye farklı açıyla gelmesi. Yazalım. Güneş ışınlarının Her iki bölgeye farklı açıyla geldiği için arkadaşlar. Farklı bölgeye farklı açıyla geldiği için. Işınların yüzeye düşme açısıyla sıcaklığı nasıl bir ilişkisi olabilirdi arkadaşlar? Evet. Yüzeye düşme açısı artarsa arkadaşlar daha da sıcak oluyor. Hemen yazalım. Yüzeye düşme açısı düşme açısı artarsa sıcaklık da artıyor arkadaşlar. Artarsa sıcaklık da artar. O yüzden arkadaşlar yani düşme açısıyla sıcaklık doğru orantılıdır. Sıcaklık da artar. Hemen arkadaşlar 26. sayfadaki etkinlik ile devam edeceğim. O aradaki sayfalarda çözeceğim soru yok. O yüzden 26. sayfaya geçiyorum hemen. Birinci bölüm sonu sorularımız var arkadaşlar. Aşağıdaki görselde dünyanın güneş etrafındaki konumları harflerle gösterilmiştir. Buna göre görsel ile ilgili ifadeler doğru ise D, yanlış ise Y yazılacak arkadaşlar. Hemen bakalım birinci ifademiz. Dünya ne konumundayken kuzey yarım kürede kış mevsimi yaşanmaya başlar diyor. Hemen arkadaşlar hatırlayalım bakalım. 21 Mart'ta arkadaşlar kuzey yarım kürede hangi mevsim başlıyor arkadaşlar? Yani ülkemizin de bulunduğu kuzey yarım kürede ilkbahar mevsimi başlar. Güney yarımküredeyiz arkadaşlar, sonbahar. Yine ülkemizin bulunduğu kuzey yarımkürede 21 Haziran'da yaz başlarken güney yarımkürede kış başlıyor. 23 Eylül'de kuzey yarımkürede arkadaşlar sonbahar mevsimi başlıyor. Güney yarımkürede tam tersi ilkbahar mevsimi başlar. 21 Aralık'ta arkadaşlar ülkemizin de bulunduğu kuzey yarım kürede kış mevsimi başlarken güney yarım kürede ise yaz mevsimi başlamaktadır. Yani dünya ne konumdayken yani 21 Aralık'ta arkadaşlar kuzey yarım kürede kış mevsimi başlar ifadesi doğrudur. Dünya K ve M konumlarındayken yani 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde arkadaşlar Dünyanın her yerinde gece ve gündüz süresi eşittir. Evet arkadaşlar bu ifade doğru. Gece ve gündüz süresinin eşit olması arkadaşlar ekinoks diyoruz. İkinci ifademiz de doğrudur. Dünya L konumundayken yani 21 Haziran'da güneş ışınları öğle vakti oğlak dönencesine dik açıyla düşer diyor. Arkadaşlar 21 Haziran'da oğlak dönencesinin bulunduğu yarım küre arkadaşlar güney yarım küre. Güney yarım kürede kış mevsimi var. O yüzden güneş ışınları dik düşmez arkadaşlar oğlak öncesine. O yüzden ifademiz yanlış. Dünya M konumundayken yani 23 Eylül'de güney yarım kürede ilkbahar mevsim başlar. Evet yukarıda yazmıştım zaten arkadaşlar ifade doğru. Dünya N konumundayken yani 21 Aralık tarihinde Kuzey yarım küredeki cisimlerin gölgesi oluşmaz diyor. Hayır arkadaşlar 21 Aralık'ta kış mevsimi yaşanıyor Kuzey yarım kürede. Gölgesi oluşur arkadaşlar. O yüzden ifademiz yanlış. Hemen B bölümüne bakalım. Aşağıdaki görselde 21 Haziran'da öğle vakti farklı yarım kürelerde olduğu bilinen K ve L şehirlerine güneş ışınlarının yüzeye düşme açısı gösterilmiş. Hemen sayfamızı kaydırıp bakalım arkadaşlar. 21 Haziran'da baktığımız zaman arkadaşlar K şehrine 45 derecelik açıyla düşerken L şehrine dike daha yakın bir açıyla daha büyük bir açıyla 85 derecelik bir açıyla güneş ışınları düşüyor. Buna göre arkadaşlar L şehri K şehrine göre arkadaşlar daha sıcaktır diyebiliriz. Çünkü güneş ışınları daha dik düşmüş. Hemen ben şuraya notumu alayım. L şehrinin sıcaklığı A şehrinden daha fazla arkadaşlar. Bakalım hemen 21 Haziran tarihi dediğine göre arkadaşlar kuzey yarımkürede yaz mevsimi güney yarımkürede ise kış mevsimi başlamaktadır. K şehrinde arkadaşlar K şehri daha eğik açıyla geldiğine göre ve bunlar farklı yarımkürede yer aldığına göre arkadaşlar demek ki şu ipucunda yakaladık e, L'nin olduğu yer kuzey yarımküre. K'nin olduğu yer arkadaşlar güney yarım küre. Nereden anladım? Çünkü L, K'den daha sıcak ve 21 Haziran tarihi arkadaşlar. Şimdi bu bilgiler ışığında çözeceğiz. K şehrinde arkadaşlar gece süresi gündüz süresinden daha fazladır güney yarım kürede. Çünkü kış mevsimi yaşanıyor. K şehrinde gece süresi. Gündüz süresinden daha fazla. L şehrinde arkadaşlar daha dik açıyla geledik, Daha sıcak dedik. Kimin biraz sıcak olan yer arkadaşlar. Yaz mevsimini yaşamaktadır. L şehrine güneş ışınları K şehrine göre daha fazla ısı enerjisi aktarırlar arkadaşlar. L şehri çünkü daha sıcak. L şehri kuzey yarım yarımkürededir. Kaş şehri ise güney yarım kürede arkadaşlar. Hemen bir sonraki sayfa ile 27. sayfadaki test sorularımızla devam ediyoruz arkadaşlar. Evet çoktan seçmeli sorularımıza geçiyoruz. İlk sorumuz Sedat Güney Yarım Küre'de yer alan bir şehre yaptığı seyahatte aşağıdaki fotoğrafı çekiyor. Buna göre Sedat'ın fotoğrafı çektiği tarih aşağıdakilerden hangisi olabilir? Evet arkadaşlar fotoğraftan da anlaşılacağı gibi kar yağdığına göre bu mevsim arkadaşlar kış mevsimidir. Hemen notum alayım. Kış mevsimi. Ve arkadaşlar güney yarım kürede çekilmiş fotoğraf. Güney yarım kürede kış mevsimi arkadaşlar hangi tarihler arasında oluyor? 21 Haziran ile 23 Eylül arasında arkadaşlar Güney yarım kürede kış mevsimi görülüyor. Yani bizim tam tersimiz arkadaşlar. Biz 21 Haziran ve 23 Eylül arasında yaz mevsimini yaşarken Güney yarım kürede ise kış mevsimi yaşanıyor. Yani benim aradığım şık arkadaşlar 21 Haziranla 23 Eylül arasındaki bir tarih olacak. 15 Ocak'ı eledim. 21 Nisan'ı eledim. 13 Ekim'i eledim. Bu iki tarih arasında kalan arkadaşlar şıklarda sadece 10 Temmuz var. Cevabımız o yüzden C şıkkı 10 Temmuz. Üçüncü sorumuza bakalım. Aşağıdaki görselde dünyanın Güneş etrafındaki konumlarından biriyle P ve R şehirlerinin yerleri gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar şekle baktığımızda güneş ışınları R şehrine arkadaşlar bakın R şehrine ve P şehrine geliyor. Ancak arkadaşlar R şehrine daha dik açıyla geliyor. R şehrine daha dik açıyla geldiği için arkadaşlar R şehrinde yaz mevsimi yaşanmakta P şehrinde ise arkadaşlar kış mevsimi yaşanmaktadır. Hemen yorumlarımı okuyorum. P şehrinde kış mevsimi yaşanıyor. Evet ifademiz doğru. R şehrinde gece ve gündüz süresi eşittir. Arkadaşlar gece ve gündüz süresinin eşit olduğu tarihler 21 Mart ve 23 Eylül yani ilkbahar ve sonbahar başlangıcıdır. Ancak R şehrinde yaz mevsim var. O yüzden gündüz süresi gece süresinden daha fazladır. Yani birbirine eşit değildir. Cevabımız B şıkkı olur. Hemen altta ikinci soru ve dördüncü sorumuza bakacağız arkadaşlar. Bir şehirde yere dik saplanan bir çubuğun öğle vakti gölge boyu değişim grafiği aşağıda verilmiştir. Buna göre çubuğun yere saplandığı şehir ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur? Evet arkadaşlar, sıcaklık arttıkça güneş ışığı daha dik açıyla geldikçe gölge boyu kısalacaktır arkadaşlar. Dikkat ederseniz gölge boyu gitgide kısalmış. Demek ki sıcaklık gitgide artmıştır diyoruz arkadaşlar. Yani içlerinde en sıcak tarih 21 Haziran. 21 Haziran'da sıcaklık fazlaysa arkadaşlar demek ki burada hangi mevsim yaşanıyor deriz. Yaz mevsimi yaşanıyor deriz. 21 Haziran'da yaz mevsimi yaşayan arkadaşlar kuzey yarım küredir. Bu bana ipucu oldu. Kuzey yarım kürede yer alır ifadesi doğru. 21 Haziran'da güneş ışınları öğle vakti dik açıyla düşüyor. Evet bu ifade de doğru. Dik açıyla düştüğü için zaten gölge boyu gitgide azalmış. 21 Aralık'ta en uzun gündüz yaşanır arkadaşlar Kuzey Yarımküre'de. 21 Aralık'ta en uzun gece yaşanır en uzun gündüz değil. O yüzden ifademiz yanlış. Aradığımız cevap 1 ve 2 yani 5 şıkkı olur. Dördüncü ve son sorumuz arkadaşlar. K ve L şehirleri hakkında aşağıdaki bilgiler veriliyor. Buna göre K ve L şehirlerinin dünya üzerindeki yerleri hangisinde doğru verilmiştir demiş. Hemen bakalım. K şehrinde yıl boyunca gece ve gündüz süresi eşittir. Arkadaşlar demek ki buradan ben K şehrinin gece ve gündüz süresi yıl boyunca eşittir ifadesiyle Ekvator üzerinde yer aldığını anlayabilirim. K şehri Ekvator'da yer almaktadır. L şehrinde 21 Haziran'da en uzun gece yaşanır. Arkadaşlar biz Kuzey Yarımküre'de 21 Haziran'da en uzun gündüzü yaşıyoruz. Ancak güney yarım küre 21 Haziran'da en uzun geceyi yaşıyor. Yani arkadaşlar L şehri güney yarım kürededir. Aradığım cevap arkadaşlar o zaman. K ekvatorda L güney yarım kürede ifadesi arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı olur. Cevabımız D şıkkı. Evet beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.